Merhaba arkadaşlar, Kaptan Kalın'ın yeni Sky Factor bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi en son bölümden beri baya bir gelişme yaşandı oyunda. Şöyle ki birkaç oynama yapmak zorunda kaldım kurduğum sistemde. Tek yaptım buradaki oynama şu vakum chestleri koymak oldu. Bu vakum chestler arkadaşlar, bu zaten göreceksiniz şimdi. Gördüğünüz gibi fazladan itemler fışkırıyor bu otomatik hammerlardan. Olay şeymiş. Mersem hammer'ın için çok fazla eşya, yani çok fazla şey kırdığında fazla üretilenler içi doluysa dışarı atılıyormuş. Ben de mecbur bu otomatik, daha doğrusu vakum chest'leri koyup bunları EMI sistemine yollamaya karar verdim. Ayrıca bu smelter'den çıkan ham maddeleri tesseract'a değil artık ender chest'le aktarıyorum EMI sisteme. Hatta bu ortası sadece siyah olan Ender Chest'leri sadece bu iş için hazırladım. Hatta bakarsanız şunun da ortası siyah. Bunların hepsi arkadaşlar içerideki EMI Chest'ten, EMI Chest dedim, Ender Chest'ten EMI sistemin içine dolduruluyor. Şimdi ben bu gelişmeyi yaptım. Peki bu bölüm ne yapacağız? Söz verdiğim gibi nereye gideceğiz? Kaos adası mı? Aynen. Bir tane Kaos Dragon öldüreceğiz arkadaşlar. Planımız o. Şimdi gitmeden önce hazırlık yapalım. Çünkü daha önce hiç gitmedim. Bu arada oyun kasıyor gördüğünüz gibi. Sebebi şurada bayağı bir RAM yiyor oyun. Bayağı bir işlemci gücü yiyor. Benim işlemcim bile yetmemeye başladı. Biraz fazla büyük yapmışım. Şimdi melonumuz var mı? Varmış. Glisterit ve melon yapabiliyor muyuz? Şuradan biraz gold alalım. Bu arada sistem bir süredir çalışıyor. Tahmin ettiğiniz üzere. Sizlere göstermek istiyorum ne kadar blok biriktiğini. 7000 tane tin, 7000 iron ve iron da daha rahat bir 20-30 bin blok iron olana kadar iron üretebilecek potansiyel var. 7000, 6000, 6000, 6000, 2000... Yani deli gibi blok üretiyoruz durmadan. Sayılar sürekli artıyor gördüğünüz üzere. Bakalım ne zaman elimizdeki ham madder bitecek. Daha iron'ın 4'te 1'ini bitirebildik arkadaşlar. 200 küsür bin iron vardı. Daha 4'te 1'i bitti. Ki bu biterken crushed iron artıyor arkadaşlar. Ekstra üretilen ham madde nedeniyle. Bakalım, yani büyük ihtimal bir 2-3 gün sürecek bu sistemin içindeki bütün orlarını tamamen temizlenmesi. Ben de bu süre zarfında şuradaki bizim için ham madde çıkaran sistemi durdurdum. Sadece bu endstone'ları sivleyen sistem açık. Onun da sebebi draconium dust çıkarmak, ki 2600 tane çıkardık. Aslında bu bölüm aynı zamanda bu enerji depolama, tier 6 enerji depolama sistemini de yapabiliriz. Ama önce ejderimizi öldüreceğiz. Şimdi başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bütün armorlarım enchantlı bu arada, farkındaysanız. Zvishio zırh var üstümde. Gem soketleri takılı, absorption, fire protection falan şey, her türlü şey var. Bunun dışında aynı zamanda zırhlara unbreaking, işte projectile protection, işte ne bileyim blast protection gene unbreaking, normal protection 4 gene unbreaking, bir de fire protection 4 ve unbreaking. Yani bütün zırhlara unbreaking ekledim ki kolay kolay kırılmasınlar. Malum Zvishio biraz pahalı bir materyal bunları tamir etmek için. Her birini tamir için 2-3 tane Zvishio Essence gidiyor çünkü. Neyse. Biz melon yapacaktık. Bunu neden yapacağız? Şey yapacağım arkadaşlar. Potion yapacağım. Potion of Healing. Ama ben Potion of Healing 2 istiyorum. Aa, varmış zaten. O zaman dur. Şunları alalım. Instant Heal'larımıza. Ya bilmiyorum başıma ne geleceği. O yüzden biraz tırsak davranıyorum. Glowstone'larımızı da alalım. Nerede? Şurada. Çalış. Sen de buradan çalış. Merak içerisindeyim ya.
Şimdi Achievement standımız var zaten burada. O yüzden Achievement Book'u atacağım. Görevlerden biri de zaten Chaos Dragon öldürmekte. Bunu da atacağım. Wireless Terminal'i de atacağım. Çünkü orada Wireless işe yaramayacak. Stack kalacak. Ultimate Counter Charm kalacak üstümde. Tablet atsam mı? Atalım. Atalım. Bu arada bu kaotik adaları nasıl bulacağınızı da anlatacağım sizlere. Şimdi hemen 2 dakika içinde. Şöyle geri dönelim. Şunlara bakalım. Aynen olmuşlar. Instant Health 2. Şimdi kaotik adaları nasıl bulacaksınız arkadaşlar? Benim wikisinde okuduğuma göre ki ben şimdi boş boşuna saatlerce zaman harcamayalım diye kontrol de ettim aynı zamanda. Kaotik adalar X 10.000 Z 10.000 artı eksi. Yani her 10.000 blokta bir kaotik ada var. Ve o kaotik adayı koruyan bir kaotik ejder var. Yani duyduğuma göre öldürmesi pek kolay değilmiş arkadaşı. Biz de deneyeceğiz elimizden geleni. Aha. Alt kata indik. Ödüm patladı. Şöyle hepsi Instant Health 2 oldu neredeyse. Şöyle şurayı hazırlayalım. Şu ikisini atalım bari sistemde dursun. Bayağı korkudan ne kadar çok poison aldıysam üstüme. Hala alasım var. Ki bu kadar poison büyük ihtimal gereksiz bile kaçacak yani. Söyleyeyim size. Şimdi. Uçarak gideceğiz. 10.000 blok gideceğiz arkadaşlar. Ben videonun o kısmını keseceğim doğal olarak. Şöyle golden lasso'muzu da alalım. Şimdi normal bu zivişo zırhla uçarsak arkadaşlar bildiğiniz gibi zivişo zırh bu hızla ilerliyor. Ama en hızlı ejder ilerliyor. Şu ejderimizi alacağız golden lasso'nun içine ve end'e gideceğiz. Hazırsanız. Ben hiç hazır hissetmiyorum çünkü. Şimdi kılıcımız iyi. 62,5 vuruyor. Şeyimiz de iyi. Yayımız da iyi diye en azından öyle düşünüyorum. Tırsıyorum ama. Hadi bakalım gidelim. Aa, end cake'i yemedim. Aç mı olmak gerekiyor end cake yemek için? Doğru, aç olmak gerekiyor. Bir parça depar atalım hızlı bir şekilde. Acıktıralım kendimizi. Şöyle yuvarlak çizelim. Şu an sistem yaklaşık 2 GB RAM tüketiyor. Ben oyuna zaten 4 GB vermiştim. Bakalım aç gidiyor mu? Ama büyük ihtimalle oyuna girmeden önce bir oyundan çıkıp hemen gireceğiz. Ne kadar RAM boşaltırsak o kadar iyi. 10.000 blok gideceğiz arkadaşlar çünkü 10.000 blok. Şimdi yiyebiliyor muyuz? Aynen yedik. Hadi gidelim. Evet. Şu an not responding. Bekliyoruz oyunun açılmasını. Evet geldik şu anda end'e gördüğünüz gibi. Şimdi ben hızlı bir şekilde oyun... Aa tamam 700 MB'a düştük zaten şu anda. Güzel. Tamam. Şey Overworld'deki RAM ile buradaki RAM birbirine tutmuyor. Doğru. Her yerin kendi RAM tüketimi var. Ejderimize binelim. K ile yükseliyorduk. Şu F3'e basıp şunu kapayalım. Merhaba. Şimdi şu yöne gidelim. Ben aslında yalan söylemeyeyim size arkadaşlar. Bir ada buldum. Buradan 10.000 şu 200 küsür diye artan rakam 10.000 olana kadar bu yönde giderseniz bir tane ada var. Şimdi ben burada videoyu kırpıyorum ve adaya yanaştığımız zaman ve yolda size göstereceğim çok ilginç bir şeyi gördüğünüz zaman yani oraya geldiğimiz zaman videoya devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geri geldim. Şu an size göstermek istediğim şeye ulaşmak üzereyiz neredeyse. O yüzden yayını tekrar açtım. Daha doğrusu kaydı tekrar açtım. Neredesin bakayım güzellik?
Aha, buldum. Şu haritamızın sağ üstünü görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu güzel şey. Bu güzel şey ne? Sizin için şöyle bir özet geçeyim. Bildiğiniz gibi ne daha doğrusu Ant'te, aha bakın üstüne şeyler var. Biz, yani Sky Factory'nin Ant'inde zemin yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvan gibi bir şey bu böyle. Zemin yok arkadaşlar. Bunlar normalde Draconic Evolution modpack'inden bahsederken bu Draconium Ore'ların Ant'te bulunduğunu söylemiştim. Bu kometlerde yani kuyruklu yıldızlarda o işe yarıyor arkadaşlar. Çok nadiren çıkıyorlar. Ama içinde gördüğünüz gibi Draconium Ore barındırıyorlar. Ve az Ore yok. Yani bayağı bir Ore var üstünde gördüğünüz gibi. Bunu gelip Ender Quarry ile zırt diye toplayabiliriz. Ki ben bunu az sonra toplayacağım. Aha, Ender abiler kızmaya başladı. Şimdi 8600'deyiz. Yaklaşık 5 ile 10 dakika arasında bir süredir ben uçuyorum tek yönde. Çok az kaldı. Biraz benle sabredin. Bu arada ikinci kuyruklu yıldız bir tane değil mi bu? Yoksa bir dakika bir dakika bir dakika. İki tane var. Bak bunu fark etmemişim. Benim için de ilginç oldu. Yukarıdaymış. Daha yüksekte. Ha şurada. Bir tane de burada var. Aynen güzel. İki tane var. İkisinden de güzel drakonium çıkabilir. Bunun normalde bunların böyle çıkma ihtimali çok düşük. Neden böyle iki tane peş peşe çıkmış bilmiyorum. Şimdi yerlerini bildiğim için bir daha şeye yazmayacağım. Adı ne? Notu almayacağım veya üstüne işaret koymayacağım. Zaten çok az kaldı şimdi. Chaos Island'da varmamıza son birkaç yüz blok sonra ortaya çıkmaya başlayacak kendisi. Tırsıyorum. Hala çok tırsıyorum. Ne zaman oraya varacağız arkadaşlar? O zaman ben ejderimden ineceğim. Çünkü ejderin üstünde savaşamam. Onu tekrar Lasso'nun içine alacağım. Şu an bloklar yükleniyor olabilir. Çünkü yavaş yavaş belirmesi lazım. Aynen geldik. Görüyor musunuz endstone'ları? Bu haritada zaten görüyorsunuz. Böyle bildiğin asteroid şeyi gibi duruyor burada. Bu tarafa doğru ilerledikçe Chaos Dragon'la karşılaşacağız. Biz şöyle şuraya ejderi kondurup ejderden inelim. Hayır. Şöyle şu lassoyla da alalım ejderi. Şimdi ejderi yanlışlıkla çıkarmak istemiyorum. Durduğu yerden. Üstümüzde zaten belli itemlar var. Şunları şuraya dizeyim. Üst barım komple benim şey olsun. Cam barım olsun. Şimdi hazır mısınız? Ejderi öldürmeye gidiyoruz. Ölme lan. Beni kızdırma. Bir dakika. Saçma sapan şeyler üstüme almak istemiyorum. Özellikle şunları hiç almak istemiyorum. Kafa durabilir. Kafada sıkıntı yok. Şimdi ejderi öldürünce ejderin düşürdüğü her şeyi almam lazım. Özellikle ejder kalbini almam lazım. O benim için vazgeçilmez bir şey. Evet bakın. Bu ilk dalgaydı. Gördüğünüz gibi ince ince. İleride ama daha yoğun bir şekilde. Bu Endstone'ların şekil aldığını görebilirsiniz. Evet. Aha, Chaos Guardian. Hazır mısınız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ok atıp vuramıyoruz bu arkadaşı. can verme şeylerini. Her birini tek tek elle kırmamız gerekecek galiba. Şimdi ben şunları uzaktan okla kırabiliyor muyum? Aynen. Aha! Oha! O... Şaka değil mi? Oha! Adam tek çekti. Oha!
Bildiğin tek çekti. Ve bütün zırhlarım gitti. Yani orada duruyor da. Dur, şurada yedek bir setim vardı. En azından uçmak için, kullanmak için yapmıştım. Onu giyeyim. Tam uçabiliyorum tekrar. Herif nasıl bana tek çekti? Oha! Şunu alalım. Şuradan tabletimizi de alalım. Şimdi büyük ihtimalle olan olayı söyleyeyim. İçime öyle doğuyor. Yani şu anda. Biz Draconic seti giymeden ve ona uygun hazırlanmadan bu ejderhayla dövüşemeyeceğiz gibi geliyor bana. Adam tek çekti ya. Neyse, Night skip şeylerimiz de yok artık. Gemlerimiz de yok. Ultimate count şey de gitti. Charm zımbırtısı da gitti. Şimdi onları tekrar nasıl yapacağım ya? O kadar esansım şeyim var mı elimde? 90, belki bir 50 tane daha zivişiyor çıkar şuradan. Sanırım Ultimate Charm'ı yapabilecek kadar ham maddem var. İlginç. Hiç beklemiyordum. Ama bize kalp lazım. Nerede? Dragon Heart lazım arkadaşlar. Ben yani anlamadım ne olduğunu. Şimdi bu Ender Dragon'dan düşüyor. Bu bir. Aha, ejderim de gitti. Neyse, bu Dragon Heart arkadaşlar Ender Dragon'dan da düşüyor. Chaos Dragon'lardan bir değil, iki tane düşüyor. Öyle bir güzelliği var. Ve bunu kullanarak 4 blok Dragon, yani Awakened Draconic, bu asıl Dragon şey ejder zırhını yapmak için gereken ham maddeden üretiyoruz. Yani bizim bayağı bir ona ihtiyacımız var. 18 tane oluyor. Büyük ihtimal 3-4 kere daha Ender Dragon hayata döndürüp tekrar tekrar öldürmemiz gerekebilir. Keyfim kaçtı ya şu anda. Vallahi keyfim kaçtı. Neyse, biz işimize bakalım. Bana 1000 tane. Bundan yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Yap ulan. Yap. Adamı hasta etme. Güzel. Şimdi. Ben bunun etkisinden nasıl çıkacağım bilmiyorum. Neyse, şunu alalım. Uyuz oldum ya. Şu an ciddi ciddi uyuz oldum yani. Başta şöyle bir şok ol, yani şey oldum böyle. Vay anasını gibisinden oldum ama yok yani, ben böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir şey beklenmez zaten yani. Şöyle düşününce böyle bir şey beklenmez yani. Sen ne yapıyorsun? Hala bunları mı şey yapıyorsun? Hala or veriyorsun, doğru. Mantıklı. Oh. Tamam, 180 tane oldu, artmaya devam ediyor. Biz information tabletimizden ufak bir warping şey yaparsak, total fire immunity. Bunun bir numarası olması lazım yani. Büyük ihtimalle bu ejder setinden yapmamız gerekecek gibi bir his var içimde. Ama öncelikle size Ender şeyinin bu Ender Dragon'un nasıl hayata geri döndürüldüğünü göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz bu ritüelin yapılması gerekiyor. Şimdi ritüel için ne gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5 tane
Draconium şey blok gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Obsidian gerekiyor. Bir yarım stack alalım. Quartz blok pillar mı gerekiyordu, blok mu gerekiyordu? Şöyle hemen bakalım. En azından şey yapalım. Pillar gerekiyormuş, 12 tane. Şöyle yapılıyordu galiba o da. Şöyle fazla fazla alalım. Başka ne gerekiyor? Resurrection Stone gerekiyormuş. Charge Draconium Block gerekiyormuş. Normal Draconium Block değil. O nasıl yapılıyor peki? Charge Draconium Block. Place Charging Device. Peki Charger var mı bizde? Önce onu yapmamız gerekecek herhalde. Görüyor musunuz? Charger. Kesin vardır ya. Oyun bana şu anda böyle enerji infüzör olabilir mi? Aynen, enerji infüzör. Onun içinde bir tane particle generator, 3 tane draconic core gerekiyormuş. Şimdi önce 3 tane draconic core'umuzu yapalım. Draconic core. Nasılydı? 4 tane. Bundan şunu şöyle silelim. 1, 2, 3. Şuna diamond alacağız ortasına. Gold alacağız kenarlarına. 1, 2, 3. 3 tane lazım. Bize bir tane enchanter gerekecek. Eski usul enchanter. Onu da aldık. Şimdi başka ne gerekiyordu? Particle generator lazım. Onun için de şunu yapmamız lazım. Tamam. 10 blok yapsın bakayım hızlı bir şekilde. Benim için ortasına bir tane bundan place gerekiyor. Tak 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 tak. Tam aha. Achievement geldi, güzel. Şimdi enerji infüzyona tekrar gelelim. Bu tamam. Enchantment table tamam. Bir tane daha draconium zımbırtısından yapmak zorunda kalacağız. Çünkü demin harcadık arkadaşı. Şimdi 1, 2, 3, 4 diamond. O ejder arkadaşlar bu bölüm canlanacak. Şuradan bir tane daha yapıyorduk. Yaptık. Okey. Cepte şu anda. Şimdi şu arkadaşı direkt craftına koyabiliyoruz. Koyduk. Yapmamız gereken tek şey anladığım kadarıyla. Bize 4 tane charge gerekiyor. Birincisi şunları alalım. Şunun içine atalım. Siz gereksizsiniz. Sonra bunu bir enerji kaynağına bağlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi. Sanırım 100 milyonda bir 100 milyon RF'de doluyor bu. Bizim o kadar enerjimiz var mı lan? Böyle attık da oraya. Olması lazım. Çünkü her birinde 300 milyon var. 300 milyon, 300 milyon, 300 milyon, 600. 1.2 aynen 1.2 milyar enerji depomuz var. Yani bu bloktan 12 tane yapabiliyoruz. O zaman biraz bekleyeceğiz. Bu 3 bloktan yapmamız lazım. O sırada şu Resurrection Stone'un nasıl yapılacağını göreceğiz. Resurrection Stone. Görüyor musunuz arkadaşlar? Resurrection. R ile başlayan şeylere bakalım. Heh, buldum. Tamam.
Aha, Mob Soul istiyor. Şimdi kolay Riven Core'lar yapılır. Onlar sıkıntı değil. O kadar Draconium'umuz var. Ama Mob Soul ne? Mob Soul ne? Ha. Şimdi yapmamız gereken şey şu gibi görünüyor. Bir kılıç yapacağız. Hop. Bir kılıç yapacağız arkadaşlar. Drakonik kılıç olacak. O kılıçla biz bir yaratık kestiğimizde Mob Soul'u alma ihtimalimiz olacak. O Mob Soul'dan da 4 tane gerekiyor. Şimdi o zaman düdüğün düt dediği yere geliyoruz yavaş yavaş. Aha, terminalde enerji kalmadı. Oha. Bütün enerjiyi kendine mi çekti lan bu? Yo, hala hayvan gibi enerji var. Ha, tekrar çalıştı. Büyük ihtimalle anlık bir kesinti yaptı. Şimdi biz bir kılıç yapacağız kendimize o zaman. Klasik Draconic Wyvern Sword yapacağız. Bir tane Wyvern Core gerekiyor. Bir tane Wyvern Enerji Core gerekiyor. Şimdi Wyvern Core'dan buydu. 4 tane zımbırtıdan yapacağız. Ne uğraştırıcıymış anasını sattığımın şey ya. Of, ejderlere gelin ya. Bu bölüm diğer bölümlerden. Yani en azından şu kılıcı bitirelim de. Fazla yapalım ne olur ne olmaz. Şimdi bana der ki yeterli şey yapmadın. Şimdi bir tane de Wyvern Enerji Core yapacağız. Ki iyi ki yapmışım fazladan bir tane. Wyvern Enerji Core şöyle koyalım ve alalım. Sonra bir tane Wyvern Core yapmamız lazım. Onu da alalım koyalım. Neyse ki Nether Star'ımız var. Wyvern Sword. Sword of Wyvern. Onu da alalım. Evet. Bu ha şimdi gel biraz geç hava eşekler geldi. Şuradan enerjisini doldurabiliyoruz. Ayrıyeten şuradan doldurabiliyoruz. Aa, bu arada bu doldu şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi ikincisini de charge'layacağız. Bunları böyle üst üste stackletemiyor muyuz ya? Yok. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir seferde 81.000 Aa, kendi internal deposu var. Tamam, hızlı da oluyor ama sıkıntı yok. Şimdi yapacağımız şey kılıcı yaptık, tamam. Çabuk yaptık kılıcı en azından. Arayüz sağ olsun. Şimdi bize Nether yolu göründü. Ama Nether yolu nasıl göründü? Bir önceki bölümde gösterdim diye hatırlıyorum. Bu arada bu çalışırken bu çalışmıyor. Onu fark ettim. Demek ki bütün input'u kendine alıyor bu. Şu da şarj olsun da öyle gidelim. O ejder hayata gelecek. Tamam, bak tekrar çalıştı şu anda. Neyse 2'ye 2 oldu, güzel. Şu chest'in içine koyayım da şunları. Şimdi başıma bir şey gelir anasını satayım. Şuradan biraz steak alalım. Şimdi yapacağımız şey, hatırlıyorsanız bir önceki bölüm Nether'a gittiğimizde deli gibi Wither fışkırmıştı her yerden. O Wither bolluğunu kullanalım diyorum. 4 tane Mob Soul çıkarmak için. 4 tanecik. Ki Resurrection Stone'u yapabilelim. Büyük ihtimalle gene geçenki bak tekrar gerçekleşecek. Evet. Şu taraftaydı. Aha. Oha. Fışkırdılar gene dışarı. Şimdi fışkıranlar gitsin, kalan sağlar bizimdir. Şimdi lan Night Vision'la oynuyorduk. Aha. Kasıyor. Şu an oraya girersem hala kasacak.
Şöyle bir bakalım. Yavaş yavaş. Çünkü hala şuralardan düşüyor gördüğünüz gibi. O alan vuruyor hem de. Ay, magnetim yok. Şu oyunun kasması geçsin diye bekliyorum arkadaşlar şu anda. Şu anda o kadar çok yaklaşık 1000 küsür iskelet var önümde. O iskeletlerin sayısı bir parça azalmadan oyun rahatlamıyor. Evet, şu an rahatladı gibi. Alan vuruyoruz arkadaş. Hadi ölüm be. Arkadaş çok da kalabalık ya. Yemin ederim bak şu an yalan söylemiyorum. Sizin ekranlarınızda daha iyi görünüyordu. Benim şu an bunu oynadığım ekran bayağı dar. En kötü ihtimal olacağı söyleyeyim size. Şu mobsolun bu kılıçla düşmesi lazım. Bu arada. Belki şarjlı değil diye mi sıkıntı yapıyor? Sanmam ama. Şöyle bir geri gidelim. Bir tane bile düşmedi ya. Acaba yan wither'ların solu mu düşmüyor? O da olabilir. Şöyle bir eve geri dönelim. Şu üstümüzdekileri bir boşaltalım arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun burada ya? Yanlış yere geldin babacığım sen. Şöyle gidip yatalım da biz. Güneş olsun. Uzun zaman sonra ilk defa yatıyorum ya. Ah Chaos Guardian, ah! Bilseydim yanaşmazdım sana. Şunu şarj edeyim bir bakayım. Şunları bırakalım. Bir tane bile mob soul düşmedi. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi safari netlerim var benim burada. Ben bu safari netlere zombi koyacağım. Daha doğrusu zombi var safari nette. Bir tane daha safari net ayarlayacağım. Reusable safari net. Hatta yapayım hemen. Yapabiliyor olmam lazım. Bunları da Deep Dark'a gidip bir tane daha zombi alacağım. Yapacağım şey şu. Şunları görüyor musunuz? Büyük ihtimalle görüyorsunuz. Şurada bir delik açacağım. Aha. Ben nereye attım lan onu? Sakın aşağı attın deme. Ha, şarja koydum. Kafa gitti anasını satayım. 2 gram kafam var zaten. Onu da bıraktım yemin ederim ya. Neyse. Kafa gidince ben şey yapamam. Pickaxe almam lazım. Çok üzüldüm. Bütün o yaptım. O kadar zırhlarla ben geziyordum. Onlara update şey bile yaptım. Enchant bile yaptım ya. Şimdi. Oyun geç tepki veriyor ya.
Bir saniye hızlı bir gir çık yapalım. Yapacağımı iyi bir şekilde size göstermek istiyorum çünkü. Single player tekrar gir. Büyük ihtimalle düzelecek. Bir dünyamı seçebilsem ha. Dayanın bitiyor arkadaşlar. Aynen. Şimdi bunun kapısını tekrar kilitleyeceğim. Aynı şekilde diğerine de yapacağım arkadaşlar. Onlar emis sisteminin içine gitsin, sorun değil. Şimdi şunların ışıklarını kapatınca çalışır pozisyona geliyorlar. Üstten gireceğiz. Nicolas Cage'ler var gene. Bunun içine şunu koyacağız. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle yapacağız. Aha. Biraz fazla şey yapmışım. Hızlı bir şekilde deep dark edip bir tane daha oradan zombi çalalım. Gelelim hemen. Deep dark edip zombi çalmak. Ulen her yer karanlık. Her yer karanlık. Gerçek deep dark işte bu arkadaşlar. Benimle beraber izlediğiniz, oynadığınız kısım deep dark olmayan deep dark. Yalnız bu ekrandan daha net görüyorum. Yani video kaydından daha net görünüyor. Şu an video kayıt ekranından izleyeceğim oyunu. Şurada Magnum Torch vardı. Kesin o yüzden. Yakınlarda spawn olamıyor. Şunu kıralım o zaman. Her yer karanlık. Oh karanlık ha. Şimdi spawn oluyorsunuz mu? Spawn oluyorsunuz mu anam? Şöyle ufak ekrandan izlersek. Çok da karanlık. Hah buldum. İstediğimsin sen. Sen benim istediğim zombisin. Aradığım zombiyi buldum. Ulan dibimde başka bir zombi çıkmış. Bu burunlu zombi. Tam zombi değil galiba bu. 40 canlı mı? Vay anasını satayım. Şimdi dönelim evimize. Ama Magnum Torch'u gene buraya yapıştıralım. Onu da diğer makineye koyacağım. Yani iki makinede birden biriktireceğim. Planım en azından o. Şimdi şöyle düşünüyorum ki makineden spawn oldukları için güneş yüzünden yanacaklarını düşünmüyorum. Şimdi şuradan slime şeyini alıp zombi koyuyoruz. Zombinin de 40 canı var. Vay anasını satayım. Şimdi geliyoruz şuraya. Bunu açıyoruz. Bakalım. Dolmaya başlıyor mu? Şunu atalım içine. Şunları da atalım içine. Aha. Yanıyor. Sizin yanmamanız lazım. Sizin yanmamanız için tepeyi mi karartsam ben? Yetiyor mu? Yoksa bütün her yerimi kapatmam lazım. Büyük ihtimal tepeden güneş aldığı için yanıyor bu arkadaşlar. Şu sorunu çözüp bitireceğiz arkadaşlar. Çünkü ben bölüm arasında bayağı bir yaratık öldürüp mob soul toplamaya kalkacağım. Öyle bir şey yapmak zorundayım. Şimdi aşağıda yanmamaları lazım. Çünkü tepeden güneş gelmiyor artık. Aynen bakın gölge oldu. Ama burası güneş. Şimdi hemen buraya gidip burayı da aynısından yapmam lazım. Ay. Ay. Bu bölüm benim en üzücü bölümüm oldu. Sen o kadar zırh yap. O kadar hayaller kur.
Adam tek çekti ya. Yanımdan bir şey geçti. Daha ne olduğunu anlamadan herif tek vurdu ya. Ay ay. Vallahi moralim bozuldu şu anda. Spawn olun lane. Oğlum nasıl yanıyorsun lan? Aa vuruyor pezevenge bak. Özür dilerim. Nice. Bak güzel çalışıyor. Toplu toplu. Şimdi. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi şu mob soldan gelene kadar öldürmeye devam edeceğiz. Yani bunu böyle saatlerce izlemek isteyeceğini sanmıyorum. O yüzden şimdi görüşmek üzere. Video istediğimden bile uzun oldu. Bye bye. Merhaba arkadaşlar. Kaptan Kanın yeni Sky Factory bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi en son bölümden beri baya bir gelişme yaşandı oyunda. Şöyle ki birkaç oynama yapmak zorunda kaldım kurduğum sistemde. Tek yaptım buradaki oynama. Şu vakum chestleri koymak oldu. Bu vakum chest arkadaşlar, bu zaten göreceksiniz şimdi. Gördüğünüz gibi fazladan itemler fışkırıyor bu otomatik hammerlardan. Olay şeymiş, mersem hammer'ın için çok fazla eşya, yani çok fazla şey kırdığında fazla üretilenler içi doluysa dışarı atılıyormuş. Ben de mecbur bu otomatik, daha doğrusu vakum chestleri koyup bunları emi sistemine yollamaya karar verdim. Ayrıca bu smelter'den çıkan ham maddeleri tesseract'a değil artık ender chest'le aktarıyorum emi sisteme. Hatta bu ortası sadece siyah olan ender chest'leri sadece bu iş için hazırladım. Hatta bakarsanız şunun da ortası siyah. Bunların hepsi arkadaşlar içerideki emi chest'ten Ender Chest'ten emi sistemin içine dolduruluyor. Şimdi ben bu gelişmeyi yaptım. Peki bu bölüm ne yapacağız? Söz verdiğim gibi nereye gideceğiz? Kaos Adası mı? Aynen. Bir tane Kaos Dragon öldüreceğiz arkadaşlar. Planımız o. Şimdi gitmeden önce hazırlık yapalım. Çünkü daha önce hiç gitmedim. Bu arada oyun kasıyor gördüğünüz gibi. Sebebi şurada bayağı bir RAM yiyor oyun. Bayağı bir işlemci gücü yiyor. Benim işlemcim bile yetmemeye başladı. Biraz fazla büyük yapmışım. Şimdi melonumuz var mı? Varmış. Glisterit melon yapabiliyor muyuz? Şuradan biraz gold alalım. Bu arada sistem bir süredir çalışıyor. Tahmin ettiğiniz üzere. Sizlere göstermek istiyorum ne kadar blok biriktiğini. 7000 tane tin, 7000 iron ve iron da daha rahat bir 20-30 bin blok iron olana kadar iron üretebilecek potansiyel var. 7000, 6000, 6000, 6000, 2000, yani deli gibi blok üretiyoruz durmadan. Sayılar sürekli artıyor gördüğünüz üzere. Bakalım ne zaman elimizdeki ham madder bitecek. Daha iron'ın 4'te 1'ini bitirebildik arkadaşlar. 200 küsür bin iron vardı, daha 4'te 1'i bitti. Ki bu biterken Crushed Iron artıyor arkadaşlar ekstra üretilen ham madde nedeniyle. Bakalım yani büyük ihtimal bir 2-3 gün sürecek bu sistemin içindeki bütün orların tamamen temizlenmesi. Ben de bu süre zarfında şuradaki bizim için ham madde çıkaran sistemi durdurdum. Sadece bu endstone'ları sivleyen sistem açık. Onun da sebebi Draconium Dust çıkarmak ki 2600 tane çıkardık. Aslında bu bölüm aynı zamanda bu enerji depolu, tier 6 enerji depolama sistemini de yapabiliriz. Ama önce ejderimizi öldüreceğiz. Şimdi başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bütün armorlarım enchantlı bu arada farkındaysanız. Zvishio zırh var üstümde. Gem soketleri takılı, absorption, fire protection falan şey, her türlü şey var. Bunun dışında aynı zamanda zırhlara unbreaking, işte projectile protection, İşte ne bileyim Blast Protection gene Unbreaking, Normal Protection 4 gene Unbreaking, bir de
Fire Protection 4 ve Unbreaking. Yani bütün zırhlara Unbreaking ekledim ki kolay kolay kırılmasınlar. Malum Zivişio biraz pahalı bir materyal bunları tamir etmek için. Her birini tamir için 2-3 tane Zivişio Essence gidiyor çünkü. Neyse. Biz Melon yapacaktık. Bunu neden yapacağız? Şey yapacağım arkadaşlar. Potion yapacağım. Potion of Healing. Ama ben Potion of Healing 2 istiyorum. Aa varmış zaten. O zaman dur. Şunları alalım. Instant health'larımıza. Ya bilmiyorum başıma ne geleceği. O yüzden biraz tırsak davranıyorum. Glowstone'larımızı da alalım. Nerede? Şurada. Çalış. Sen de buradan çalış. Merak içerisindeyim ya. Şimdi Achievement standımız var zaten burada. O yüzden Achievement Book'u atacağım. Görevlerden biri de zaten Chaos Dragon öldürmekte. Bunu da atacağım. Wireless Terminal'i de atacağım. Çünkü orada Wireless işe yaramayacak. Stack kalacak. Ultimate Counter Charm kalacak üstümde. Tablet atsam mı? Atalım. Atalım. Bu arada bu kaotik adaları nasıl bulacağınızı da anlatacağım sizlere. Şimdi hemen 2 dakika içinde. Geri dönelim. Şunlara bakalım. Aynen olmuşlar. Instant Health 2. Şimdi kaotik adaları nasıl bulacaksınız arkadaşlar? Benim wikisinde okuduğuma göre ki ben şimdi boş boşuna saatlerce zaman harcamayalım diye kontrol de ettim aynı zamanda. Kaotik adalar X 10.000 Z 10.000 artı eksi. Yani her 10.000 blokta bir kaotik ada var. Ve o kaotik adayı koruyan bir kaotik ejder var. Yani duyduğuma göre öldürmesi pek kolay değilmiş arkadaşı. Biz de deneyeceğiz elimizden geleni. Aha. Alt kata indik. Ödüm patladı. Şöyle hepsi instant health 2 oldu neredeyse. Şöyle şurayı hazırlayalım. Şu ikisini atalım bari sistemde dursun. Bayağı korkudan ne kadar çok poison aldıysam üstüme. Hala alasım var. Ki bu kadar poison büyük ihtimal gereksiz bir de kaçacak yani. Söyleyeyim size. Şimdi. Uçarak gideceğiz. 10.000 blok gideceğiz arkadaşlar. Ben videonun o kısmını keseceğim doğal olarak. Şöyle golden lasso'muzu da alalım. Şimdi normal bu Zivişio zırhla uçarsak arkadaşlar bildiğiniz gibi Zivişio zırh bu hızla ilerliyor. Ama en hızlı ejder ilerliyor. Şu ejderimizi alacağız golden lasso'nun içine ve end'e gideceğiz. Hazırsanız. Ben hiç hazır hissetmiyorum çünkü. Şimdi kılıcımız iyi. 62.5 vuruyor. Şeyimiz de iyi. Yayımız da iyi diye en azından öyle düşünüyorum. Tırsıyorum ama. Hadi bakalım gidelim. Aa endcake'i yemedim. Aç mı olmak gerekiyor endcake yemek için? Doğru aç olmak gerekiyor. Bir parça depar atalım hızlı bir şekilde. Acıktıralım kendimizi. Şöyle yuvarlak çizelim. Şu an sistem yaklaşık 2 GB RAM tüketiyor. Ben oyuna zaten 4 GB vermiştim. Aç gidiyor mu? Ama büyük ihtimalle oyuna girmeden önce bir oyundan çıkıp hemen gireceğiz. Ne kadar RAM boşaltırsak o kadar iyi. 10.000 blok gideceğiz arkadaşlar çünkü 10.000 blok. Şimdi yiyebiliyor muyuz? Aynen yedik. Hadi gidelim. Evet. Şu an not responding. Bekliyoruz oyunun açılmasını. Evet geldik şu anda end'e gördüğünüz gibi. Şimdi ben hızlı bir şekilde oyun... Aa tamam 700 MB'a düştük zaten şu anda. Güzel. Tamam. Şey Overworld'deki RAM ile buradaki RAM birbirine tutmuyor. Doğru. Her yerin kendi RAM tüketimi var. Ejderimize binelim.
K ile yükseliyorduk. Şu F3'e basıp şunu kapayalım. Merhaba. Şimdi şu yöne gidelim. Ben aslında yalan söylemeyeyim size arkadaşlar. Bir ada buldum. Buradan 10.000, şu 200 küsür diye artan rakam 10.000 olana kadar bu yönde giderseniz bir tane ada var. Şimdi ben burada videoyu kırpıyorum ve adaya yanaştığımız zaman ve yolda size göstereceğim çok ilginç bir şeyi gördüğünüz zaman, yani oraya geldiğimiz zaman videoya devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, geri geldim. Şu an size göstermek istediğim şeye ulaşmak üzereyiz neredeyse. O yüzden yayını tekrar açtım. Daha doğrusu kaydı tekrar açtım. Neredesin bakayım güzellik? Aha, buldum. Şu haritamızın sağ üstünü görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu güzel şey. Bu güzel şey ne? Sizin için şöyle bir özet geçeyim. Bildiğiniz gibi daha doğrusu Ant'te, aha bakın üstüne şeyler var. Biz, yani Sky Factory'nin endinde zemin yok arkadaşlar. Gördüğünüz hayvan gibi bir şey bu böyle. Zemin yok arkadaşlar. Bunlar normalde Draconic Evolution modpack'inden bahsederken bu Draconium Ore'ların end'de bulunduğunu söylemiştim. Bu kometlerde, yani kuyruklu yıldızlarda o işe yarıyor arkadaşlar. Çok nadiren çıkıyorlar. Ama içinde gördüğünüz gibi Draconium Ore barındırıyorlar. Ve az ore yok. Yani bayağı bir ore var üstünde gördüğünüz gibi. Bunu gelip Ender Quarry ile zırt diye toplayabiliriz. Ki ben bunu az sonra toplayacağım. Aha, Ender abiler kızmaya başladı. Şimdi 8600'deyiz. Yaklaşık 5 ile 10 dakika arasında bir süredir ben uçuyorum tek yönde. Çok az kaldı. Biraz benimle sabredin. Bu arada ikinci kuyruklu yıldız bir tane değil mi bu? Yoksa bir dakika. İki tane var. Bak bunu fark etmemişim. Benim için de ilginç oldu. Yukarıdaymış. Daha yüksekte. Şurada. Bir tane de burada var. Aynen, güzel. İki tane var. İkisinden de güzel Draconium çıkabilir. Bunun normalde bunların böyle çıkma ihtimali çok düşük. Neden böyle iki tane peş peşe çıkmış bilmiyorum. Şimdi yerlerini bildiğim için bir daha şeye yazmayacağım. Adına notu almayacağım veya üstüne işaret koymayacağım. Zaten çok az kaldı şimdi. Chaos Island'da varmamıza son birkaç yüz blok sonra ortaya çıkmaya başlayacak kendisi. Tırsıyorum. Hala çok tırsıyorum. Ne zaman oraya varacağız arkadaşlar? O zaman ben ejderimden ineceğim. Çünkü ejderin üstünde savaşamam. Onu tekrar Lasso'nun içine alacağım. Şu an bloklar yükleniyor olabilir. Çünkü yavaş yavaş belirmesi lazım. Aynen, geldik. Görüyor musunuz endstone'ları? Bu haritada zaten görüyorsunuz. Böyle bildiğin asteroid şeyi gibi duruyor burada. Bu tarafa doğru ilerledikçe Chaos Dragon'la karşılaşacağız. Biz şöyle şuraya ejderi kondurup ejderden inelim. Hayır. Şöyle lassoyla da alalım ejderi. Şimdi ejderi yanlışlıkla çıkarmak istemiyorum. Durduğu yerden. Üstümüzde zaten belli itemler var. Şunları şuraya dizeyim. Üst barım komple benim şey olsun. Cam barım olsun. Şimdi hazır mısınız? Ejderi öldürmeye gidiyoruz. Öl lan. Beni kızdırma. Bir dakika. Saçma sapan şeyler üstüme almak istemiyorum. Özellikle şunları hiç almak istemiyorum. Kafa durabilir. Kafada sıkıntı yok. Şimdi ejderi öldürünce ejderin düşürdüğü her şeyi almam lazım. Özellikle ejder kalbini almam lazım. O benim için vazgeçilmez bir şey. Evet, bakın. Bu ilk dalgaydı. Gördüğünüz gibi ince ince. İleride ama daha yoğun bir şekilde bu endstone'ların şekil aldığını görebilirsiniz. Evet.
Aha, Chaos Hazır mısınız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ok atıp vuramıyoruz bu arkadaşı. can verme şeylerini. Her birini tek tek elle kırmamız gerekecek galiba. Şimdi ben şunları uzaktan okla kırabiliyor muyum? Aynen. Aha! Oha! O... Şaka değil mi? Oha! Adam tek çekti. Oha! Bildiğin tek çekti. Ve bütün zırhlarım gitti. Yani orada duruyor da. Dur, şurada yedek bir setim vardı. En azından uçmak için, kullanmak için yapmıştım. Onu giyeyim. Tamam, uçabiliyorum tekrar. Herif nasıl bana tek çekti? Oha! Şunu alalım. Şuradan tabletimizi de alalım. Şimdi büyük ihtimalle olan olayı söyleyeyim. İçime öyle doğuyor. Yani şu anda. Biz Draconic seti giymeden ve ona uygun hazırlanmadan bu ejderha ile dövüşemeyeceğiz gibi geliyor bana. Adam tek çekti ya. Neyse, Night Skip şeylerimiz de yok artık. Gemlerimiz de yok. Ultimate şey de gitti. Charm zımbırtısı da gitti. Üf. Şimdi onları tekrar nasıl yapacağım ya? O kadar esansım şeyim var mı elimde? 90, belki bir 50 tane daha zivişiyor çıkar şuradan. Sanırım Ultimate Charm'ı yapabilecek kadar ham maddem var. İlginç. Hiç beklemiyordum. Ama bize kalp lazım. Nerede? Dragonheart lazım arkadaşlar. Ben yani anlamadım ne olduğunu. Şimdi bu Ender Dragon'dan düşüyor. Bu bir. Aha, ejderim de gitti. Neyse, bu Dragonheart arkadaşlar Ender Dragon'dan da düşüyor. Chaos Dragon'lardan bir değil, iki tane düşüyor. Öyle bir güzelliği var. Ve bunu kullanarak 4 blok Dragon, yani Awakened Draconic, bu asıl Dragon şey ejder zırhını yapmak için gereken ham maddeden üretiyoruz. Yani bizim bayağı bir ona ihtiyacımız var. 18 tane oluyor. Büyük ihtimal 3-4 kere daha Ender Dragon'u hayata döndürüp tekrar tekrar öldürmemiz gerekebilir. Keyfim kaçtı ya şu anda. Vallahi keyfim kaçtı. Neyse, biz işimize bakalım. Bana 1000 tane. Bundan yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Yap ulan. Yap. Adamı hasta etme. Güzel. Şimdi. Ben bunun etkisinden nasıl çıkacağım bilmiyorum. Neyse, şunu alalım. Uyuz oldum ya. Şu an ciddi ciddi uyuz oldum yani. Başta şöyle bir şok oldum. Yani şey oldum böyle. Vay anasını gibisinden oldum ama yok yani, ben böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir şey beklenmez zaten yani. Şöyle düşününce böyle bir şey beklenmez yani. Sen ne yapıyorsun? Hala bunları mı şey yapıyorsun?
Hala or veriyorsun, doğru, mantıklı. Oh. Tamam, 180 tane oldu, artmaya devam ediyor. Biz information tabletimizden ufak bir wiring şey yaparsak, total fire immunity. Bunun bir numarası olması lazım. Yani büyük ihtimalle bu ejder setinden yapmamız gerekecek gibi bir his var içimde. Ama öncelikle size Ender şeyinin bu Ender Dragon'un nasıl hayata geri döndürüldüğünü göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz bu ritüelin yapılması gerekiyor. Şimdi ritüel için ne gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5 tane Draconium şey blok gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Obsidian gerekiyor. Bir yarım stack alalım. Quartz blok pillar mı gerekiyordu? Blok mu gerekiyordu? Şöyle hemen bakalım. En azından şey yapalım. Pillar gerekiyormuş, 12 tane. Şöyle yapılıyordu galiba o da. Şöyle fazla fazla alalım. Başka ne gerekiyor? Resurrection Stone gerekiyormuş. Charge Draconium Block gerekiyormuş. Normal Draconium Block değil. O nasıl yapılıyor peki? Charge Draconium Block. Charging device. Peki charger var mı bizde? Önce onu yapmamız gerekecek herhalde. Görüyor musunuz? Charger. Kesin vardır ya. Oyun bana şu anda böyle enerji infüzör olabilir mi? Aynen, enerji infüzör. Onun içinde bir tane particle generator, 3 tane draconic core gerekiyormuş. Şimdi önce 3 tane draconic core'umuzu yapalım. Draconic core. Nasılydı? 4 tane. Bundan şunu şöyle silelim. 1, 2, 3. Şuradan Diamond alacağız ortasına. Gold alacağız kenarlarına. 1, 2, 3. 3 tane lazım. Bize bir tane Enchanter gerekecek. Eski usul Enchanter. Onu da aldık. Şimdi başka ne gerekiyordu? Particle Generator lazım. Onun için de şunu yapmamız lazım. Tamam. 10 blok yapsın bakayım hızlı bir şekilde. Benim için ortasına bir tane bundan Blaze gerekiyor. Tak 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 tak. Tamam. Aha. Achievement geldi. Güzel. Şimdi Energy Infuser'a tekrar gelelim. Bu tamam. Enchantment Table tamam. Bir tane daha Draconium zımbırtısından yapmak zorunda kalacağız. Çünkü demin harcadık arkadaşı. Şimdi 1, 2, 3, 4. Diamond. O ejder arkadaşlar bu bölüm canlanacak. Şuradan bir tane daha yapıyorduk. Yaptık. Okey. Cepte şu anda. Şimdi